Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlayan 740. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenlikleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımlarla gerçekleştiriliyor. Açılış törenine Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclis Başkanı Niyazi Çapa ve sınırlı sayıda davetli katıldı. İlk günkü program, protokol üyelerinin Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbeti değişimini izlemesiyle başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden etkinlikte Sultan Alaaddin Keykubad'ın Konya'dan gönderdiği beylik beratının temsili takdimi gerçekleştirildi. Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Feridun Aynur ve ekibi, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na Kayıboyu Sancağı'nı ve Domaniç toprağını teslim etti. Program, Türk Büyükleri anıtına Vali Vekili Kadiroğlu çelenk sunması ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şifalı pilav için kurban kesimiyle devam etti. Burada gazetecilere bir açıklama yapan Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, "Bu yıl 740.sında düzenlediğimiz Ertuğrul Gazi şenliklerimize bugün başlattık. Pandemi dolayısıyla geçen seneki gibi bu senede 2 gün sürecek şenliklerimiz. Dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Biz arzu ederdik ki daha muhteşem bir şekilde kutlayalım. Daha büyük programlarımız olsun. Fakat maalesef bu hastalık yayılmaya devam ediyor. Aşılama son hızla devam etmesine rağmen şu anda Türkiye'deki ölüm rakamları da gayet ciddi oranları bulmuş durumda. İnşallah maske ve mesafeye de dikkat ederek şenliklerimizi yapacağız. Ben tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum," dedi. Cuma namazına müteakip Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde Ertuğrul Gazi ve Türk Büyükleri adına Mevlid-i Şerif okutulmasıyla ilk günkü programlar son bulacak. Alametimizi getirdik Sayın Valim. Güç ve kuvvet olun. Sancağımızı getirdik. Adalet ve huzur var. Efendim, sizlerden güzel sağlık. Ertuğrul Gazi ve yürüyüş şenliklerimizi bugün başlattık hep birlikte. Pandemi dolayısıyla yine geçen seneki gibi bu sene de 2 gün sürecek şenliklerimiz. Dengeyi korumaya çalışıyoruz. Biz arzu ederdik ki tabii ki daha muhteşem bir şekilde kutlayalım, daha büyük programlarımız olsun. Fakat maalesef bu hastalık da yayılmaya devam ediyor. Aşılama son hızla devam etmesine rağmen şu anda Türkiye'deki ölüm rakamları da gayet ciddi oranları bulmuş durumda. İnşallah maske mesafeye de dikkat ederek şenliklerimizi yapacağız. Ben tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. 140 defa 740 sene boyunca bizi bu güzel, bereketli ve mukaddes topraklarda bir arada tutan, buna vesile olan cümle şehitlerimize rahmetinle muamele etmeni niyaz ediyoruz.